bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda yiğitliği ve gönül yüceliğiyle tanınmış bir şah varmış. Bu şahın henüz genç yaştayken 14. gecesindeki bir ay gibi karanlıkları dağıtan güzelliğiyle göze çarpıcı bir oğlu dünyaya gelmiş. Şah da mutluluğun sınırında hemen bu çocuğun yıldızlara bağlı bahtını ortaya koymaları için yıldız bilimcileri ve kahinleri çağırtmış. Bunlar yıldız bilimle ilgili şekiller çiziktirmiş, kumları karıştırmış ve şaha ''Yüce Efendimiz, bu çocuğun bahtı görkemlidir ve yıldızı ona sonsuz bir mutluluk sağlamaktadır. Ama yine de bahtın da eğer babası olarak senin delikanlılığı zamanında onun yüzüne bakacak olursan göz nurunu yitireceğin ve hemen oracıkta kör olacağın yazılıdır.'' demişler. Kahinlerin ve yıldız bilimcilerin bu konuşmasını duyunca şahın gözünün önünde dünya kararmış. Hemen çocuğu huzurundan uzaklaştırmış. Vezirine onu ve anasını kendisinin hiç göremeyeceği uzaklıktaki bir yerde inşa edilecek bir saraya yerleştirilmesini emretmiş. Vezir de şahın buyruğunu harfi harfine yerine getirmiş. Ve böylece günler günleri, aylar ayları, yıllar yılları kovalamış. Zaman su gibi akıp geçmiş. Şehzade şah babasından uzakta, anasından tam bir özen görerek sağlıktan, erdemden ve güzellikten yana yeşerip gelişmiş. Ama bahtın yazgısı silinemeyeceğinden genç şehzade günün birinde atına binmiş. Ormanda ava çıkmış. Şah da aynı gün geyik avlamak üzere sarayından çıkmış bulunuyormuş. Kader olanca genişliğine karşın onların bu ormanda karşılaşmalarını istediğinden şah oğlunun yanından geçmiş. Onu tanımadığı için bakışları oğlunun üzerine düşmüş ve olanlar olmuş. O anda gözlerinden görme yetisi yitip kör olmuş. Gecenin karanlık ülkesinin mahkumu olmuş. Körlüğünün nedeninin genç atlıya rastlaması olduğunu ve de bu genç atlının oğlundan başkası olamayacağını anlayınca şehzadeyi durdurmuş ve ağlayarak ''Delikanlı, sen benim oğlumsun. Aslında yavrusuna bakan babanın gözleri daha ışıklı olur. Ama benimkiler bahtın takdiriyle ebediyen kör oldu.'' demiş ve ona kahinlerin ve yıldız bilimcilerin söylediği her şeyi anlatmış. Bunu izleyerek çağının en büyük hekimlerini saraya çağırtmış, körlüğünün tedavisi için onlara danışmış. Hepsi de kendi aralarında danışıp konuştuktan sonra şaha, körlüğünün olağan ilaçlarla iyileşir nitelikte bulunmadığını bildirmeyi kararlaştırmışlar. Ve de ona, ''Efendimiz, görüş gücünü yeniden kazanmanın tek çaresi, o denli zor ki onu düşünmemek daha doğru olur. Çünkü Efendimiz, bu çare Çin'in içindeki uzak bir ülkeyi yöneten hükümdar Manchu'nun kızının yetiştirdiği kırmızı deniz gülüdür.'' demişler. Ve şaha, hükümdarın kızı olan sultanın bahçesinde gözleri iyi eden, hatta doğuştan kör olanlara bile görme duygusu sağlama erdemini taşıyan, deniz gülü denen bu çiçeğin fidanının bulunduğunu açıklamışlar. Şah da hekimlerin bu sözlerini işitince tüm ülkesinde tellallar aracılığıyla uzak Çin ülkesindeki hükümdar Manchu'nun kızının yetiştirdiği deniz gülünü kendisine kim getirirse karşılığında ülkesinin yarısını kendisine bağışlayacağını ilan ettirmiş. Sonra Yakup gibi gözyaşları döküp, Eyüp gibi iç içini yiyerek ve yüreğinin iki bölümü kan ağlayarak olacakları beklemeye başlamış. Uzak Çin'e gidip deniz gülünü aramak üzere yola çıkanlar arasında şahın oğlu da varmış. Çünkü o da kendi kendine, ''Madem ki istemeyerek de olsa babamın kör olmasına neden oldum, onu iyileştirmek için yaşamımı tehlikeye atsam da gidip deniz gülünü getirmem gerekir.'' diyormuş. Böylece şehzade rüzgar gibi kıvrak olan atına atlamış ve ay gecenin siyah atına atlayıp gezmeye çıkarken o da dizginleri kavrayıp doğuya doğru yönelmiş. Ovalar çöller geçerek ve Allah'ın varlığından başka kimselerin bulunmadığı ve yabani otların bittiği tenhalarda yol alarak sonunda ucu bucağı bulunmayan, cahilin zihninden de karanlık, gecenin gündüzden, siyahın beyazdan ayırt edilmesine olanak vermeyecek kadar ışık sızmaz bir ormana varmış. Ve şehzade bu korkunç ormanda çelikten bir yürekle ilerlemeye başlamış. Birdenbire büyük bir keçi boynuzu ağacının altında oturan, dağ gibi iri ve yaşlı bir ecinliğiyle karşı karşıya gelmiş. Selam vererek onun yanına yanaşmış ve ağzının yakut kutusundan
Ecinli'nin ruhuna şekerli süt gibi akan tatlı sözler söylemiş. Yaşlı Ecinli onu yanında dinlenmeye çağırmış. Şehzade atından inip heybesinden tereyağı ve undan yapılma kurabiyeler çıkarmış. Dostluk gösterisi olarak Ecinli'ye sunmuş. O da bunu alıp ağzına götürerek ısırmış. Yediği şeyden öylesine memnun olmuş ki sevinçten sıçramış. Ve ''Ey Ademoğlu, Allah için bu yediğim şeye öylesine hayran oldum ki duyduğum minneti anlatamam. Buna karşılık benden ne diliyorsan dile, hemen yerine getiririm. Yoksa yüreğim raftan düşerek paramparça olan bir tabağa dönüşür.'' demiş. Şehzade de bu gönül alıcı sözlerden dolayı Ecinli'ye teşekkür etmiş ve ona ''Ey Ecinlilerin başı ve başlarının tacı, ey bu ormanların koruyucusu, madem ki benden bir dilek dilememi istedin, işte söylüyorum. Uzak Çin ülkesindeki hükümdar Manchu'nun kızının yetiştirdiği deniz gülünü alabilmem için beni hemen oraya ulaştırmanı diliyorum.'' diye karşılık vermiş. Bu sözleri duyan ormanın koruyucusu Ecinli bir soluk salıverip iki eliyle başını dövmüş ve oracıkta kendinden geçivermiş. Şehzade de onu büyük bir özen göstererek ayıltmaya çalışmış. Ama bunun sonuçsuz kaldığını görerek ağzına tereyağı ve undan yapılmış kurabiyelerden birini daha sokmuş. Birdenbire Ecinli baygınlıktan ayılmış ve kurabiyenin tadıyla genç şehzadenin isteği arasında şaşkın ona ''Efendim, senin sözünü ettiğin ve sahibi bir Çin sultanı olan deniz gülü, gece gündüz onun üzerinde bir kumun bile uçmasına, yağmur damlalarının taç yapraklarına zarar vermesine ve güneşin ateşiyle onu incitmesine izin vermeyen hava ecinlilerinin koruması altındadır. Dolayısıyla efendim, onun bittiği bahçeye bir kez seni ulaştırsam bile, gülü koruyan bu hava ecinlilerinin gözetimini nasıl yanıltabileceğimi bilemem. Gerçekte bu konudaki şaşkınlığım büyük bir şaşkınlıktır. Ama sen bana şu yararı dokunan harika kurabiyelerden bir parça daha ver hele. Belki de onun erdemi zihnime aradığım açıklığı sağlamaya yeter. Çünkü sana yaptığım vaadi senin arzuladığın güle kavuşturarak yerine getirmem gerek.'' demiş. Şehzade de söz konusu kurabiyeyi ormanın ecinlisine vermiş. O da kurabiyeyi yuttuktan sonra başını ellerinin arasına alıp düşünmeye başlamış. Birdenbire başını kaldırarak ona ''Efendim, kurabiye etkisini gösterdi. Gel kollarıma sığın da birlikte Çin'e uçalım. Çünkü şimdi gülü koruyan hava ecinlilerinin gözetimini nasıl atlatacağımızı buldum. Bu da bu tereyağı ve undan yapılmış harika şekerli kurabiyelerden bir tanesini onlara fırlatmaktır.'' demiş. Orman ecinlisinin çare bulmasıyla şehzade de artık sakinleşmiş ve içi ferahlamış. O zaman ormanın ecinlisi şehzadeyi sol kolu üzerine yerleştirmiş. Sağ koluyla da Ademoğlunun başına vurmaması için güneş ışıklarını engelleyerek Çin ülkesine doğru yol almaya başlamış ve uçuşuyla mesafeleri yok ederek Çin ülkelerinin başkentinin üzerine ulaşmış. Şehzadeyi harika bir bahçenin giriş yerine yavaşça indirmiş. Bu bahçe deniz gülünün yaşamını sürdürmekte olduğu bahçeymiş. Ona ''Efendim, içeriye rahat bir yürekle gir. Bana vereceğin kurabiyeyle ben koruyucuları oyalayacağım. İşini bitirdikten sonra gelir, seni istediğin yere götürmek üzere hazır beklemekte olan beni burada yeniden bulursun.'' demiş. Ve yakışıklı şehzade dostu Ecinli'yi orada bırakarak bahçeye girmiş. Yöresine bakınınca bu bahçe cennetten bir parça imişçesine, gözlerine lal rengi bir şafak gibi görünmüş. Her renkten çiçeklerin ve pembe, kırmızı güllerin arasında yürümeye başlamış. Bahçenin ortasına gelince suyu mis gibi gül kokan geniş bir havuz görmüş. Bu değerli havuzun ortasında da tek bir sapın üzerinde uzanan ateş kırmızısı rengiyle bir gül çiçek açmış bulunuyormuş. İşte bu deniz gülüymüş. Ama bilseniz ne harika bir çiçekmiş. Ancak bülbül ona uygun tanımlamayı yapabilirmiş. Şehzade çiçeğin güzelliğine hayran kalarak ve kokusundan kendinden geçerek tereddüt etmeden giysilerini çıkarmış. Kokulu suyun içine girip tek bir çiçek taşıyan gül fidanını koparmış. Sonra delikanlı bu narin yükle zenginleşmiş olarak havuzun kenarına geri dönmüş. Kurulanıp dalların altında giyinmiş ve güllerin arasında gizlenmiş bulunan bülbüller harika gülün ve fidanının kaçırılışını kendi dillerince anlatırken bitkiyi gömleğinin içine saklamış.
Ama bu güzelim bahçeyi su kıyısında yükselen ve baştan aşağı Yemen'in kırmızı akiyle inşa edilmiş bulunan harika köşkü ziyaret etmeden terk etmek istememiş. Köşke doğru yaklaşmış ve korkmadan içine girmiş. Orada usta bir mimarlık ve yetkin bir sanatla donanmış harika bir salona ulaşmış. Bu salonun ortasında değerli taşlarla zenginleştirilmiş fil dişi bir yatak varmış. Bu yatağın yöresi de ağır perdelerle çevrili bulunuyormuş. Şehzade tereddüt etmeden bu yatağa yönelmiş ve işlemeli perdelerini yarıya kadar açmış ve şiltelere uzanıp yatmakta olan narin bir genç kız görerek hayranlıkla donup kalmış. Kız derin uykulara dalmış bulunuyormuş. Saçları da darmadağınıkmış ve küçük eli de kaygısızca güzel başının altında duruyormuş. Gül Yüzlü adındaki bu genç kızın güzelliği şehzade üzerinde öylesine bir etki yapmış ki duygudan yoksun bir hale düşmüş. Ama yeniden ayırt etme yetisini toparlamakta gecikmemiş ve onu büyüleyen genç kızın yanına yaklaşıp iç çekerek bu yere girişinden uyuyan güzelde bir iz kalmasını istemiş ve taşıdığı bir yüzüğü onun parmağına takmış ve kızın taşıdığı bir yüzüğü de parmağından çıkararak kendi parmağına geçirmiş. Ondan sonra da kızı uyandırmadan köşkten çıkmış ve hemen gidip kendisini bahçenin kapısında bekleyen ormanın ecinlisini bulmuş ve ona kendisini hemen Şarkistan'a, Şah babasının ülkesine götürmesini rica etmiş. Ecinli de, "İşitmek itaat etmektir ama bana bir kurabiye daha vermeden olmaz," diye yanıt vermiş. Şehzade de ona elindeki son kurabiyeyi vermiş. Ecin hemen onu sol koluna almış ve hava yolunu tutarak onunla birlikte Şarkistan'a yönelmiş. Kazasız belasız gözleri görmeyen Şah'ın ülkesine gelmişler. Karaya indikleri zaman Ecinli, yakışıklı şehzadeye "Ey Ademoğlu, güzel kurabiyelerinin hatırı için seni düşünerek sakalımdan kopardığım şu bir tutam kılı al. Bana her ihtiyaç duyduğunda bu tüylerden birini yakman yeter. Derhal yanında olurum," demiş. Ve böylece konuştuktan sonra Ecinli kendisini beslemiş olan eli öpmüş ve kendi yoluna çekip gitmiş. Şehzadeye gelince hemen saraya gitmiş, çabucak babasının huzuruna çıkmış. Kör Şah'ın nezdine ulaşınca gömleğinin altından mucizevi bitkiyi çıkarıp kendisine sunmuş. Şah, kokusu ve güzelliği seyredenlerin ruhunu saran deniz gülünü gözlerine yaklaştırır yaklaştırmaz gözleri yıldızlar gibi ışıldamış. O zaman sevinç ve minnettarlığın sınırında oğlunun alnını öpmüş ve en sıcak sevgi gösterilerinde bulunarak onu bağrına basmış. Ülkesinin her yanında bundan böyle saltanatını oğlu ile kendisi arasında bölüştürdüğünü ilan ettirmiş. Tüm bir yıl zengin fakir bütün uyruklarına neşe ve zevk kapılarının açık, keder ve hüzün kapılarının ise kapalı bulunduğunu ilan edip şahane şenlikler yapılması için gerekli buyrukları vermiş. Bunu izleyerek artık göz nurunu yitirmek tehlikesinden kurtulmuş olan babasının sevgilisi olmuş bulunan şehzade, solup tükenmemesi için deniz gülünü yeniden dikmeyi düşünmüş. Bu maksatla sakallarından birini yakarak çağırdığı ormanın ecinlisine başvurmuş. Ecinli de ona bir gecelik bir sürede harcı sırf altınla karılmış ve tabanına değerli taşlar döşenmiş, iki mızrak boyu derinlikte bir havuz kazmış. Şehzade de deniz gülünü bu havuzun ortasına dikmiş ve bu gül, gözler için bir büyülenme ve koku alma duygusu için bir belzem olmuş. İşte onların durumu böyleymiş. Uzak Çin ülkesindeki deniz gülünün sahibi Sultan Gül Yüzlü'ye gelince onunki de şöyle. Sabah olup güneş altın tepsisini doğunun penceresine yerleştirince Sultan Gül Yüzlü o büyüleyici gözlerini açıp yatağından kalkmış. Saçını tarayıp toparlamış ve yavaşça zarafetle salınarak deniz gülünün bulunduğu havuza doğru yönelmiş. Çünkü her sabah ilk düşüncesi deniz gülüymüş ve ilk ziyaret ettiği yer bu göletmiş. Bir parfümcü dükkanının havasını taşıyan ve dallarındaki meyveleri rüzgarda sallanan şerbet şişelerine benzeyen bahçeyi geçmiş. Gökyüzü cam ve firuze rengindeymiş. Gül bedenli genç kızın her adımında sanki çiçekler açıyor, urbasının sürüklenişini yerden kaldırdığı toz bülbülün gözü için ilaç oluşturuyormuş. Böylece havuzun kıyısına ulaşmış ve bakışlarını sevgili gülünün bulunduğu yere çevirmiş. Ama onun ne izini görmüş ne de kokusunu duymuş. O zaman kederden kahrolarak ateşler içindeki altın gibi erimeye ve kederin samyeline kapılan gonca gibi solmaya yüz tutmuş.
aynı anda parmağında taşıdığı yüzüğün yabancı bir yüzük olduğunu ve yıllardan beri sahip olduğu kendi yüzüğünün ortadan kaybolduğunu fark ettiğinden felaketi doruğa ulaşmış ve de uyurken bir yabancının gözlerinin kişiliğinin büyüleyici gizemini görmüş olduğunu anlayıp daha da kederlenmiş. Yakuttan yapılma odasına çekilerek bütün gün tek başına ağlayıp durmuş. Sonra da kendi kendine, "Şu andan başlayarak gülümü çalanı aramaya ve hırsızlığının nedenini anlamaya çalışacağım. Arzusunun gözlerini uyuyan masum bir sultan üzerine çevirmiş olmak küstahlığından dolayı onu cezalandıracağım." demiş ve aynı saatte savaşçı giysileriyle donanmış muhafız kızlar kendisini izlerken atına atlayıp sabırsızlığın kanatlarını takınarak yola koyulmuş. Bir yıla yakın gezisi boyunca her yerde soruşturup bilgi edinmesinin sağladığı olanakla sonunda kazasız belasız Şarkistan'a, şehzadenin babası Şah'ın ülkesine ulaşmış. Ülkenin başkentine girince her yanda tam bir yıldır süren şenliklerin donanımlarıyla karşılaşmış. Ve hemen her kapıda musiki aygıtlarının çalındığını duyup sevinç gösterilerinde bulunulduğunu görmüş. Bu sevincin nedenini öğrenmeye merak sararak ve her zamanki gibi erkek kıyafetlerine bürünmüş olarak kentte dolaşmaya başlamış. Ve sorduğu yaşlı bir kadın ona, "Güzel kızım, şahımız bir nedenden dolayı kör olmuştu. Ama oğlu o harika yakışıklı şehzade. Sonsuz zorluklara katlanarak sonunda uzak Çin ülkesindeki Şah Manchu'nun kızının yetiştirdiği deniz gülünü bulup getirdi. Bu mucizevi gülün gözlerine dokunmasıyla şahımız yeniden görmeye başladı ve gözleri yıldızlar gibi ışıldadı. İşte bu yüzden şahımız tam bir yıl süreyle harcamaları hazineden ödenmek üzere zevk ve eğlencelerin sürdürülmesini buyurdu," demiş. Gül yüzlü de sonunda gülü hakkında kesin bilgiler almanın verdiği sevinçle şahın sarayına doğru yönelmiş. Böylece sarayın bahçesine ulaşmış ve orada sırf altından yapılma bir havuzun ortasında kendi deniz gülünün açılmış bulunduğunu ve gözler için büyü, burunlar için koku saçtığını görmüş. Bu karşılaşmadan dolayı sonsuz bir sevinç duyduktan sonra kendi kendine, "Şimdi gidip bahçemdeki gülü ve parmağımdaki yüzüğü aşıran küstahı görmek üzere ağaçların altına saklanayım," demiş. Çok geçmeden bakışlarının tatlı ateşiyle her bir kibriği bir hançerin kıvrık ağzı gibi parıldayan, etkileyici gülüşü mızraklar gibi delici, tavrı soylu olduğu kadar hoş ve göğsü yiğit bir yüreği barındıran delikanlı gülün bulunduğu havuzun yakınına gelmiş. Ve onu gören gül yüzlü bir çeşit şaşkınlığa düşmüş ve neredeyse aklını yitirir gibi olmuş. Çünkü bu delikanlı tam da şairin şöylece tanımladığı gibiymiş. "Bir toplulukta kaşlarının yayı, kipriklerinin oklarını fırlatırsa, bunların ucu ancak aşka layık olan yüreklere ulaşır." Gül yüzlü yeniden kendine gelince gözlerini ovuşturmuş. Her yanına bakınmış ve artık delikanlıyı görememiş. Kendi kendine, "Ah ah, işte gülümü çalan kişi şimdi de aynı şekilde ruhumu ve gönlümü çaldı. O sadece onurumun değerli şişesini ayartı taşına vurarak kırmakla yetinmedi. Gizlice yüreğimi de aşk okuyla yaraladı. Ne yazık, şimdi ben ülkemden ve anamdan uzakta nerelere gideyim ve bütün bu zarar ziyanı tazmin ettirmek için adalet dilemek üzere kime şikayette bulunayım?" demiş. Ve yüreği tutkuyla yanarak savaşçı genç kızlarını bulmaya gitmiş. Onlar yöresindeyken oturarak eline bir kalem ile bir kağıt almış ve şehzadeye bir mektup yazarak yüzükle birlikte yakın mahiyetinden güvendiği bir kıza verip onu bu iki şeyi götürüp delikanlı şehzadenin kendi ellerine teslim etmekle görevlendirmiş. Genç kız da göz açıp geçinceye kadar bir sürede şehzadenin yanına ulaşmış. Şehzade de o sırada oturmuş, uzak Çin ülkesindeki Manchu Şahı'nın güzeller güzeli kızını düşünüyormuş. Saygı dolu selamlaşmalardan sonra kız, sultanın kendisine vermekle yükümlü kıldığı mektubu ve yüzüğü ona sunmuş. Şehzade de heyecanın sınırına ulaşarak yüzüğü tanımış ve mektubu açarak şu satırları okumuş. "İşte ben de senin baygın gözlerin için aşktan ölmekteyim. Tutkunun ateşi içten de dıştan da beni yiyip bitiriyor. Ah, yürekler anlaşır diyen atasözü ne kadar yanlıştır. Çünkü ben yanıp tutuşuyorum. Seninse hiçbir şeyden haberin yok. Harika görünümünle beni neden öldürmekte olduğunu sana sorsam, acaba yanıtın ne olurdu? Ama ey kalem, artık daha fazla yazma. Yeterince aşk acılarına kapılmışım zaten."
Şehzade mektubu okuyunca hemen eline kalemi kağıda alıp şu satırları karalamış. Bedeninde tüm güzellikleri taşıyan ey büyüleyici kız, yüreğinin bir kıvılcımı yaralarımın üzerine düştü. Sadece sevenler bitip tükenmiş olmanın sihrini tanır. Yürek harika bir şeydir ve küçücük olmasına karşın Yaradan oraya tahtını kurmuştur. Yürek yüreğin sesini duyar. Ama ey büyüleyici varlık, daha açık konuşmamalı ve de kalemime daha fazla yüklenmemeliyim. Çünkü kalem aşıkların gizlerinin haremine sokulmamalıdır. Bunu izleyerek şehzade aşk mektubunu katlamış ve gözünün mührüyle onu damgalamış ve mektubu genç haberciye vermiş. Savaşçı kız da gecikmeksizin ondan ayrılıp hanımının yanına ulaşmış. Ve onun baygın nergiz gözleriyle oturup beklemekte olduğunu ve kipriklerinin her birinin birer çeşmeye dönüşmüş bulunduğunu görmüş. Ona gülerek yaklaşıp kendisine, ''Ey neşe fidanının gülü, yüzünün taç yapraklarını ıslatan değerli gözyaşların benim üzerime düşsün de sen her zaman mutlu gülümse. Bak, işte sana hayırlı haberler getirdim.'' demiş. Ve şehzadenin mektubunu ona vermiş. Gül yüzlü de mektubun içeriğini anlayınca teselli bulmuş ve ayağa kalkmış ve buyruğu altındaki genç kızlara kendisini toparlayarak hazırlayıp giydirmelerine izin vermiş. O zaman bu sevimli kızlar sultan hanımlarını güzelleştirmek için ellerinden geleni yapmışlar. Beline kadar düşen harika sarı saçlarını taramış, çiçekler takmışlar. Seçkin kokularla bedenini kokulandırmışlar ve beyaz ipekten çok güzel bir elbise giydirmişler. Bunu izleyerek her bir teli yürekleri avlayan birer ip olan kırmızı muslinden bir kemeri beline dolamışlar. Sonra da onu bedeninin rengini açığa vuran pembe bir tüle sarmışlar. Ve onu öylesine güzel ve harika bir hale sokmuşlar ki her biri sonunda karşısına geçip sakin bir hayranlıkla onu seyretmiş. Ama o bütün bu süslerden çok kendi güzelliğiyle donanmış bulunuyormuş. Kız böylece süslendikten sonra yüreği çarparak gölgelerin yoğunlaştığı bir sırada bahçenin ağaçları altına gelmiş. Şehzade de onu görerek yaşadığı duyguların şiddetiyle ilkin bayılmış. Ama gül yüzlünün saçtığı tatlı soluğun kokusuyla şehzade hemen gözlerini açmış ve sevgilisini seyrederek mutluluğunun doruğunda ayağa kalkmış. Kendi bakımından gül yüzlü de delikanlıyı yüreğinin yapracığına kazılan hayaline tam bir uygunluk halinde bulmuş. O gece gölgelerin koyuluğunda bu iki güzel genç varlık arasında ne olup bittiğini kimse bilmemiş. Ama şah iki aşığın arasında olup bitenlerden haber almakta gecikmemiş ve Manchu şahının kızını oğluna uygun bulmuş. Onları evlilik yoluyla birleştirmek için hemen düğün hazırlıklarını başlatmış. İlkin oğlunun anasını saraya geri getirtmiş. Sonra da gül yüzlü sultanın babasına haber vermek için bir muhafız yollamış. Şah Manchu da haberi alınca mahiyetiyle birlikte düğüne katılmaya gelmiş. 40 gün 40 gece süren çok güzel bir düğün yapılmış. Ülkedeki şenlikler bir yıl daha uzatılmış. Böylece yakışıklı şehzadenin ve güzeller güzeli gül yüzünün yaşamları mutluluk içinde akıp gitmiş. Deniz gülü de güzel rengiyle gözler için şifa olmaya, burunlar için en güzel kokuları saçmaya devam etmiş. Varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda yüreği okyanuslar kadar geniş, ülkesini merhametle, vicdanla, adaletle yöneten yaşlı bir şah varmış. Bu şahın da yiğit mi yiğit, yıldızlar kadar parlak, akıllı ve çok yakışıklı bir oğlu varmış. Ve gerçekten zambak ve gül onun yanında yok olup giderlermiş. Çünkü selvi gibi bir endamı, yeni açmış lale gibi bir çehresi, menekşeden saçları, sarı amber bir benzi, gergin bir kargıya benzer kaşları ve bir nergiz gibi çekik gözleri varmış.
Alnına gelince dolunayın yüzünü utançtan morartacak kadar parlakmış. Dilinden hep tatlı sözler dökülürmüş. Bu şehzade şah babasının sayısız kocabaş hayvanlarının gözetimiyle görevliymiş ve eğleştiği yerler geniş ıssızlıklar ve çimenliklermiş. Bir gün oturmuş kavalını çalarak bu hayvanları gözetirken saygın bir dervişin kendisine doğru yaklaştığını görmüş. Selamlaşmalardan sonra derviş ondan birazcık süt sağıp kendisine vermesini rica etmiş. Şehzade de "Ey saygın derviş, dileğini yerine getirmenin imkansızlığı bana büyük bir üzüntü veriyor. Çünkü ineklerimi bu sabah sağdım ve şu anda memelerinde senin susuzluğunu giderecek hiçbir şey kalmadı." diye yanıt vermiş. Derviş de ona "Zamanlamaya aldırma evlat, yine de Allah'ın adını anarak yeniden ineklerini sağ." demiş. Çekik gözleri Nergis'e benzeyen şehzade de işitip itaat ettiği yanıtını vermiş ve Allah'ın adını anarak en güzel hayvanın memelerine yapışmış ve kap o anda mavimtırak ve köpüklü bir sütle dolmuş. Derviş o zaman gülerek genç şehzadeye doğru dönmüş ve ona "Ey ince ruhlu delikanlı, verimsiz bir toprağa boşuna ekin ekmedin. Çünkü oğlum, ben senin yüreğin doğrultusunda bir aşk habercisi olarak geliyorum. Ama beni kendimden başkası buraya yollamadı. Ovalar, çöller geçtim. Böylece bir gün bir bahçeden geçerken şöylece görebildiğim pericelik bir genç kıza layık olacak yeterince mükemmel birini arıyordum." diye eklemiş. Derviş bir an sustuktan sonra yeniden söze başlayarak "Bil ki ey Meltem'den de yeğeni olan, baban Şah'ın ülkesinin komşusu olan bir ülkede rüyalarının delikanlısını, yani seni beklemekte olan soylu bir kandan, yüzü peri gibi ayı utandıracak güzel bir huri yaşamakta. Saçları sümbül, büyüleyici gözleri İsfahan kılıçlarına benzer. Kaşlarının yayı kalem suresine benzer. Bir yakuttan yontulmuşa benzeyen ağzı şaşırtıcı. Çenesinde küçücük bir elma boyutunda bir çukur olan ve yanağını onu kem gözden koruyurcasına bir ben süsleyen bir kız. Ekber Şah'ın kızıdır bu kız ve Narin Sultan diye anılır. Ama şunu da söyleyeyim ki oğlum, ciğeri kederli yanık bu genç kız yüreğinde bir dert yükü taşımakta. Bunun nedeni de bir gece uyurken gördüğü bir rüya imiş. Ve şimdi oğlum, benim sözlerim yüreğin için bir tohum oluştursun. Allah seni korusun ve bahtında olan o kıza doğru yönelsin. Vesselam." dedikten sonra derviş ayağa kalkmış ve yoluna gitmiş. Şehzadenin yüreği de sırf bu konuşmadan sonra kana bulanmış ve aşkın oku bu yüreğe işlemiş ve Leyla'ya tutkun Mecnun gibi giysilerini boynundan göbeğine kadar yırtmış ve yüreği güzel Narin Sultan'ın saçlarının kıvrımlarına takılmış. Hıçkırıklar kopararak haykırmış ve sürüsünü terk ederek içmeden sarhoş, duygulu, sessiz aşkın fırtınasında yok olmuş. Bir serseri gibi dolaşmaya başlamış. İşte şehzadenin durumu böyleymiş. Narin Sultan'a gelince onunki de şöyleymiş. Bir gece babasının sarayının taracasında uyurken rüyasında Züleyha'nın aşığından da güzel olan ve tıpkı şehzadenin büyüleyici görünümüne Elif Elif'ine benzeyen ve çok güzel kaval çalan bir genç görmüş. Bu güzellik görünümü ruhunun gözleri önünde belirince o güne kadar kaygısız olan genç kızın yüreği elinden kaymış ve delikanlının dolan başlı saç kıvrımlarının ağının esiri olmuş. Rüyanın gülü yüreğine dokunarak uyanmış ve geceleyin bülbül gibi feryatlar kopararak haykırmış ve gözyaşlarıyla yüzünü ıslatmaya başlamış. Hizmetçileri büyük bir heyecan içinde koşuşturmuşlar ve onu görerek "Ya Allah, hanımımız Narin Sultan'a gözyaşı döktüren bu felaket de nedir? Ne yazık ki aklını kaçırmış gibi görünüyor. Uyurken yüreğinden ne geçti acaba?" diye haykırmışlar. Ve ağlayıp inlemeler sabaha kadar sürmüş. Şafak vakti babası Şah'la anası Sultan olup bitenlerden haber almışlar. Yürekleri yanarak gelip bakınca o denli güzel olan kızlarının olağan dışı bir görünümde ve garip bir durumda olduğunu görmüşler. Kız, saçı başı dağınık, giysileri düzensiz, yüzü alt üst olmuş ve kendinden habersiz bir haldeymiş ve ona sordukları bütün sorulara başını utançla sallayarak ve böylece babasının ve annesinin ruhlarına kaygı ve keder yayarak hiç yanıt vermiyormuş. Bunun üzerine onu bu durumdan kurtarsınlar diye en iyi hekimleri ve müneccimleri çağırmışlar.
ama hiçbir sonuç alamamışlar. Bu üzücü durumda hiç kimse bu değişmenin nedenini anlayıp açıklayamadan birkaç gün geçmiş. Yüreği kireç bağlamış olan güzel Narin Sultan her zamankinden daha karamsar bir durumdayken hizmetçileri onu oyalasın diye bahçeye çıkarmışlar. Ama orada gözlerini her yerde dolaştırdığı halde sevgilisinin yüzünden başka şey görememiş. Güller ona teninin rengini, yaseminler giysilerinin kokusunu, salınan servi, esnek bedenini, nergizler gözlerini sunuyorlarmış. Bunu izleyerek en çok sevdiği Nedimesi yanına yaklaşıp ona ''Güzel sultanımız, birkaç gündür kentimize uyumlu sesi insanın aklını başından alan, akan suyu uçan kırlangıcı durduracak kadar güzel kaval çalan, komşu ülkeden yiğit mi yiğit bir delikanlı gelmiş. Hanımım, bu gencin yanında zambak ve gül solup tükeniyorlarmış. Çünkü boyu bir servis alınışında, yüzü yeni açmış bir lale kıvamında, saçları menekşe, cildi sarı amberden, kaşları eğik kargılardan, çekik gözleri iki nergizden. Alnına gelince parlaklığıyla dolunayı utandırıp yüzünü morartıyormuş. İnce dişli güzel ağzından tatlı sözler dökülüyormuş, demiş. Ve böylece konuştuktan sonra söylediklerinin hanım üzerindeki etkisini görmek üzere susmuş. Ve birdenbire Şah Ekber'in mutsuz kızı mutlanıp iki ayağı üzerinde doğrulmuş ve yüzü içinin ateşiyle aydınlanmış ve tüm esrik ruhu adeta gözlerinden fışkırmış. Hiçbir hekimin anlayamadığı olanca gizemli derdinden ufacık bir iz bile kalmamış. Tıpkı rüyasındaki gibi yakışıklı bir kavalcıdan söz eden genç bir kızın basit sözleri kederini duman gibi dağıtmış. Ve ardında Nedimesi olduğu halde bir ceylan kadar kıvrak kendi dairesine girmiş. Kalemi ve kağıdı eline almış ve aklını başından alan kavalcı delikanlıya ruhunun gözleriyle rüyasında gördüğü mutlu varlığa şu mektubu yazmış. Allah'a şükürler olsun. Aşka düşen bülbüle feryat ettiren güle selam olsun. Senin güzelliğinin anıldığını duyunca yüreğim ellerimden kayıp gitti. Bana rüyada güzel yüzünü gösterdiğinden beri yüreğimde öyle bir etki yaptı ki bu yüz, kipriklerinin okları bir yandan öbür yana yüreğimi delip geçti. Anamı babamı unuttum, kardeşlerime de yabancı oldum. Gel bana rüyadaki hoş varlığını göster. Sen ki aşk işaretlerini çok iyi anlarsın ve kalpten kalbe giden gerçek yolu bilirsin. Narin Sultan mektubu yazmayı bitirdikten sonra ikiye katlamış ve arasına saf bir misk tanesi koyup onun Nedimesine vermiş. Genç kız da mektubu alıp dudaklarına ve alnına değdirmiş ve yüreğin üzerine yerleştirmiş. Ve bir güvercin gibi şehzadenin kaval çaldığı yere uçarcasına gitmiş. Onu orada bir servinin altına oturmuş, kaval çalarken bulmuş. Genç kız şehzadeyi selamladıktan sonra hanımı Narin Sultan'ın mektubunu ona vermiş. O da mektubu okumuş ve neredeyse sevinçten uçacak gibi olmuş. Artık uyuyor mu, uyanık mı bilemez hale gelmiş. Ruhunda gümbürtüler kopmuş ve yüreği bir fırına dönmüş. Biraz yatıştıktan sonra genç kız ona hanımına ulaşmanın yollarını anlatmış ve son talimatları verdikten sonra geriye dönmüş. Bildirilen saatte şehzade Nedime'nin yol göstermesiyle Narin Sultan'ın bahçesine giden yolu tutmuş ve cennetten kopmuş bir parça olan o mevkiye girmeyi başarmış. Şehzade Nedime'nin kendisine göstermiş olduğu ağaca doğru yürümüş ve yapraklar arasında saklanmak üzere bu ağaca çıkmış. Narin Sultan da keklik yürüyüşüyle kırmızılara bürünmüş olarak ve elinde bir gül tutarak bahçeye gelmiş ve o güzelin başını söğüt yaprakları gibi titreyerek ağaca doğru kaldırmış. Heyecan içindeki bu güzel ceylan, dallar arasında beliren yüzün, dolunay kendisi mi yoksa delikanlının parıldayan yüzüm olduğunu bilememiş. Ama işte sanki olgunlaşmış değerli ağırlığıyla daldan kopan bir meyve gibi yakışıklı delikanlı dallar arasından kayıp solup sararan Narin Sultan'ın ayaklarının önüne düşmüş. Kız onun umutla beklediği kişi olduğunu anlamış ve onu rüyasında gördüğünden çok daha yakışıklı bulmuş. Şehzade de kendi bakımından dervişin kendisini aldatmamış olduğunu anlamış ve ikisi de yüreklerinin ince dostluk ve gerçek sevecenlik bağlarıyla birleştiğini duyumsamışlar. Mutlulukları Mecnun ve Leyla'nınki kadar derin ve iki eski dostunki kadar katıksız olmuş ve saatlerce tatlı tatlı sohbet etmişler. Kız delikanlıya gördüğü rüyayı anlatmış. Delikanlı da komşu ülkenin şahının oğlu olduğunu, babasının büyükbaş hayvanlarına bakmakla görevli bulunduğunu ve bir gün bir dervişin yanına gelip
Narin Sultan'ı kendisine anlattığını söylemiş. Bunu izleyerek ayrılık zehrinden korunmak için iki aşık baş başa düşünmüş ve gecikmeksizin kızı Narin Sultan'ı çok seven ve ondan hiçbir şey esirgemeyen Şah Ekber'in bizzat kendisine başvurmaları gerektiğine karar vermişler. Böyle olunca sevdiceğini bahçede ağacın altında bırakarak Narin Sultan Şah babasını bulmaya gitmiş. Ellerini önünde birleştirerek ona ''Ey Şah babam, kızın senden bir dilek dilemeye geldi.'' demiş. Babası da kızını sağlıklı olarak karşısında görünce sevinçle ve şaşkınlık içinde iki kolunu kaldırmış ve sarılarak onu bağrına basmış ve de ona ''Kuşkusuz ey gözümün nuru kızım, dileğin ne olursa olsun babana güvenerek çekinmeden açıkla.'' diye karşılık vermiş. İnce ruhlu Narin Sultan da birkaç saniye tereddüt ettikten sonra başını kaldırmış ve ''Babacığım çok şükür sağlığıma kavuştum. Az önce nedimelerimle çayırlıkta gezinti yaptık ve gelip sana öküzlere ve koyunlara iyi bakılmadığını, ihmal edildiklerini söylemeyi ve de güvenilmeye değer bir çobana rastlarsam onu sana takdim etmeyi ve senin de onu sürülerini gözetmesi için görevlendirebileceğini düşündüm. Mutlu bir rastlantıyla çayırlıkta bu çalışkan ve gayretli kişiye rastladım. İyi niyetli, her şeye yatkın ve ne zahmetten ne de yorulmaktan yılan bir genç bu. Böyle olunca bizim öküzlerimize, koyunlarımıza bakması için onu görevlendir babacığım.'' diyerek seslenmiş. Şah Ekber kızının bu konuşmasını duyunca şaşırmanın sınırında şaşırmış. Bir an gözleri fal taşı gibi açılmış. Sonra da ''Başım üzerine yemin ederim ki bugüne kadar acele bir şekilde araştırma yapmadan sürüler için bakıcı tutulduğunu hiç duymamıştım. İlk kez başımıza böylesi bir şey geliyor. Ama kızım, ansızın şifa bularak yüreğime verdiğin sevinçten dolayı isteğini kabul ediyorum. Ve söz edilen genci sürülerimizin bakıcısı olarak kabul etmeden önce kendisini kendi gözlerimle görmek istiyorum.'' diye yanıt vermiş. Babasının bu sözlerini duyar duymaz Narin Sultan, delikanlıya doğru sevincin kanatlarını kuşanarak koşmuş, onu elinden tutarak saraya götürmüş ve Şah'a ''İşte babacığım o harika çalışkan çoban.'' diye tanıtmış. Şah Ekber de kızı Narin'in kendisine takdim ettiği gencin hiç de hayvanları gözetecek türden biri olmadığını anlamış ve ruhunun ta içinden şaşırmış kalmış. Bununla birlikte kızı Narin'e acı vermek istemediğinden bu ayrıntıların önemini ne içinde yoğunlaştırmış ne de ısrarla açıklamış. Sevimli Narin de onun içinden geçeni anlayarak hemen heyecana kapılabilecek bir sesle ve iki eli birbirine bitişik olarak ''Babacığım, dış görünüm her zaman iç görünümü yansıtmaz. Seni temin ederim ki bu genç adam arslanlara çobanlık edecek kadar güçlüdür.'' demiş. Ve ister istemez Narin Sultan'ın babası gözünün bebeği olan sevgili kızını mutlu kılmak için elini kendi gözüne kapatarak delikanlıyı sürülerinin çobanı yapmış. Ve o zamandan başlayarak şehzade gündüzün hayvanları 3 veya 4 fersah uzaklıktaki bir ormana götürür. Akşam olunca da kavalının sesi aracılığıyla onları toplar ve şahın ağıllarına sokar. Geceleri ise sevgilisi Narin Sultan'la birlikte bahçede oturur, yer içer, sohbet eder, hasret giderir olmuş. Güzeller güzeli Narin her gün sevdiği delikanlıya ormanda çobanlık yaparken yesin diye gerekli yiyecek ve içeceği kendi elleriyle hazırlar, hizmetçileriyle yollarmış. Yine bir gün şehzade yemek için hizmetçinin getirip bıraktığı altın tepsiyi önüne koymuş. Tam o sırada yaşlı bir adamın kendisine doğru yaklaştığını görmüş. Bu adam düşman görünüşlü ve kötü niyetli bir ihtiyar olan ve bütün günlerini herkese nefret kusmakla geçiren sevgilisi Narin'in amcası imiş. Adam delikanlının yanına gelince güvensizlikle ve tehdit saçan gözlerle ona bakmış. Önünde duran sarayın altın tepsisini tanımış ve ne münasebetle orada bulunduğunu sormuş. Şehzade de güvensizlik duymaktan uzak yaşlı adamın aç olduğunu sanmış ve tüm cömertliğiyle üzeri yiyecek ve içecek dolu olan tüm tepsiyi ona vermiş. Uğursuz ihtiyar hemen yiyecek ve içecek dolu tepsiyi alıp Narin'in babası ve kendi öz kardeşi olan Şah Ekber'e göstermeye gitmiş ve böylece ona Narin ile çoban ilişkilerini kanıtlamış. Şah Ekber de bunu öğrenince öfkenin sınırına ulaşmış ve kızı Narin'i çağırtarak ona ''Ey anasının babasının yüz karası, sen bizim ırkımıza utanç getirdin. Bugüne kadar bizim konutumuz kötü otlardan ve utanç dikenlerinden arınıktı. Ama sen benim üzerime hilebazlığın çabuk çözülen düğümünü atıp beni bağladın.
ve bana karşı takındığın munis tavırlarla zekamın lambasını örttün. Peki ben şimdi sürülerimin bakıcısı olan, birlikteliği şah kızlarına uygun düşmeyen bir yabancıyla uygunsuz bir oyuna girişen sana nasıl davranayım? İkinizin bedenini ölüm ateşinde mi yakayım? Diye haykırmış ve kızının ağladığını görerek, en iyisi önümden çekil git, haremin perdesinin ardına gömül ve benim iznim olmadan oradan çıkma, diye eklemiş. Böylece kızı Narin'i ve hayvanlarının bakıcısını cezalandırmaya karar vermiş. Kentin çok uzağında korkunç hayvanların barınağı olan başka bir orman daha varmış. En korkusuz kişiler bile sırf bu ormanın adının anılmasıyla korkuya düşer ve donup kalırlarmış. Ve orada sabah gece gibi görünür, gece de kıyamet gününün uğursuz belirtisi gibi olurmuş. Ve de orada başka korkunç şeyler arasında dört ayaklılar ve kuşları dehşete düşüren domuz ile geyik karışımı iki yaratık varmış. Bunlar bazen kırıp geçirmek üzere kente de gelirlermiş. Şahın emri üzerine delikanlıyı orada can verip ölmesi için o korkunç ormana yollamışlar. Delikanlı da kendisini bekleyen şeyden habersiz yere serdiği beyaz bir pöstekinin üzerine oturmuş ve kavalını eline almış. İşte tam o sırada iki geyik domuzu kokuyu izleyerek ve şimşek yüklü bulutları taklit edercesine gürleyerek delikanlının bulunduğu açıklığa gelmişler. Ve tatlı bakışlı şehzade onları kavalının sesiyle karşılamış ve çalışının sihriyle kıpırtısız hale getirmiş. Sonra yavaşça ayağa kalkıp biri sağında öbürü solunda iki hayvanın eşliğinde ormanı terk etmiş ve doğruca Şah Ekber'in pencerelerinin altına gelmiş. Herkes onu görünce şaşkınlığa düşmüş. Hemen delikanlı iki geyik domuzunu demir bir kafese sokturmuş ve onları Nari'nin babasına gerekli saygıyla sunmuş. Şah da bu başarıdan dolayı şaşırmanın sınırında şaşırmış ve bu yiğitler yiğidini öldürmekten vazgeçmiş. Kızı Narin'le delikanlıyı evlendirmeye karar vermiş. Delikanlının da komşu ülkenin şahının oğlu olduğunu öğrenmiş. Hemen şehzadenin babasına haber gönderilmiş. Onlar da bu habere çok sevinmişler. Şah, maiyetini toplayıp Ekber Şah'ın ülkesine gelmiş. Ülkede 40 gün 40 gece süren şenlikler yapılmış. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten 3 elma düşmüş. Bir bu masalları uyduranın başına, bir bu masalları anlatanın başına, birisi de bu masalları dinleyen güzel yürekli insanların başına gelsin. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Başka bir masalda buluşmak üzere.